gitmiş idim. Vatandaşlarla beraber olduk. Miting meydanlarındaki duruma bakılırsa alanlar dolu. Bunu 31 Mart seçimlerinin sonuçlarıyla ilişkilendirmek için konuyu iki başlıkta değerlendirmek lazım. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizde bir itibarı var. Dünyada. Milletin gönlünde bir sevgisi var. Miting olduğu zaman, toplantı olduğu zaman meydanlar doluyor, boş kalmıyor. Ben bu mitingler öncesi ve sonrası sessiz çoğunluk dediğimiz hadise seçimlerde damgasını vuracak olan kesimin kanaati oyu çok önemli. Biz miting alanlarına giderken yolların kenarında, evlerinin balkonunda, camında, dükkanın önünde olan insanların bakışı kanaatlerinde önemli bir durum oluşturuyor. O da bir ipucu sizin için, sadece meydanlar tabii, değil. Tabii. Yani meydanlara gelen insanlar partinin sevdalısı, her zaman davanın sevdalısı, heyecan dorukta görüyorsunuz. Bu önemli ama o sokak ne diyor, çarşı pazar ne diyor, ev içindekiler ne diyor? Genelde biz seyahat ederken gözlerimiz oralara takılır. Ve bu hadise bu seçim döneminde bugüne kadar görmediğimiz özellikle de Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki mitinglerimizde son yıllarda sağlanan güven ortamı, onun öncesinde yaşanan bu vatandaşların hendek çukur sıkıntısı belli ki vatandaşların düşüncelerini, kanaatlerini benim sığınacağım yer devletimdir olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli. Ha oralarda AK Parti'nin seçim ne kadar ilde kazanır, ne kadar ilçede kazanır, kaç belediye alır konusuna şu anda bir şey söyleyemiyorum. Ama bu seçim turlarında beni en çok etkileyen konulardan biri, görüntülerden biri, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki insanların devletine, milletine karşı olan güveninin oluşması ve bu bizim partimizin mitinglerinde gizli kapaklı değil. Herkes cama bayrak asmış. Bu çok önemli. Önceki seçimlerde biz AK Parti olarak iyi sonuçlar aldık. Oralarda milletvekilleri çıkardık. Ama gittiğimiz zaman insanlar bizim konvoyumuza bakmaktan çekiniyorlardı. Şimdi öyle değil. Bu çok önemli bu konu. Güneydoğu tarafı böyle. Olayı biraz böyle analiz ederken batıda, batı bölgelerimizde, Orta Anadolu bölgelerimizde AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerde eskisine nazaran insanların kendi duygularını karşı tarafa hissetmesi daha şiddetli oluyor. Daha belirgin oluyor. Bunun da nedenini soracak olursanız son günlerde, son zamanlarda özellikle Türkiye'ye karşı, ülkemize karşı yurt içi ve yurt dışındaki bazı odakların, bunlarda siyasetçiler var, iş alemi var, terör odakları var, yurt dışındaki odaklar var. Yapılan eylemler, yapılan, verilen mesajlar önemli oldu. Özellikle bu ezan hadisesi. Mesela
milletimizi bilemiş. Yani bizim milletimiz büyük bir millet, necip bir millet. Bu sokakta, efendim meydanda çıkıp bazı gençlerimiz heyecanla miting alanlarını dolduruyor. Liderine karşı duygularını hissettiriyor ama tabii bu toplumun yüzde kaçı? Ama geri tarafta o akşam yastığına başını koyduğu zaman ben bu ülkeyi nasıl devraldım, çocuklarıma nasıl devredeceğimin hesabını yapıyor artık. Evet. Çok şükür ülkemizde bugün ekonomik yönden zaman zaman bazı saldırılar olsa da ekonomimiz güçlü, istikrarlı. İnsanlarımızın yaşam kalitesi eskisine göre daha iyi. Bunun muhasebesini yapabiliyor, görüyor yani. Ama geleceğe ilişkin olarak bu ülke üzerinde gerçekten kim aklı selimle hareket ediyor, kim kendi ülkesinin bekasını, geleceğini, bağımsızlığını her şeyden önce, onurunu, şahsiyetini, kişiliğini koruyan kim buna bakıyor yani? Bu çok önemli bir kriter. Ve bu manada umutlusunuz seçim sonuçlarından. Ben umutluyum. Ben şöyle umutluyum. Bu seçim sadece yerel yöneticilerinin belirlenecek olduğu bir seçim değil. Çok şükür bizim partimizin yerel yönetimlerle ilgili, belediyecilikle ilgili deneyimleri toplum tarafından kabul görmüş, biliniyor. Yani AK Parti bir icraat hareketidir, hizmet hareketidir. Dava hareketi olduğu kadar da bunu hizmet siyaseti olarak yapıyor. Ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın 94'ten bu tarafa, bu ülkede hizmet nasıl olur ve millet onu nasıl bağrına bastı, sevdi, güvendi, 17 yıldır da iktidarda tutuyor. Bu milletin kara kaş kara göz meselesi değil yani. Hizmet meselesi. Beklentilerini karşılıyor. Diğer taraftan bu riski alır mı, değer mi, değmez mi? Diğer tarafta tabii ki oy alacak. Onun da kendi Türkiye'de seçimlerde insanların oy kullanmasıyla ilgili değer yargıları farklıdır. Değişiktir. Kimileri ben atamdan böyle gördüm, böyle kullanırım diyor. Benim burada olmam benim gerekiyor. Bu hizmet yapmış yapmamış buraya rey vermem gerekiyor diyor, veriyor. Ama bunların oranı toplamda %25-30'u geçmiyor. Toplamda. Yani bizim partimiz için de olsa, diğer partiler için de olsa, yani taassüben bir partiye tabii, bağlı tabii, olmak başka tabii. Hizmet kararı evet, verir. Hizmet görüyorsa. Biz diyoruz ki bizim partimizin oyunun asgari 80'i Recep Tayyip Erdoğan için. Niye veriyor Recep Tayyip Erdoğan? Boyuna posuna mı veriyor? Ona da veriyor olabilir. Yani ona veriyor olanlar da o %30'un içinde, 25'in evet. içinde. Yani diyorum ya, ama Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy verenler yaptıklarına veriyor. Bir tecrübeye veriyor. Yapacaklarına, yani. Vaat ettiklerine inandığı için buna oy vereceğim diyor adam. Şimdi aklı selimle hareket ediyor. Bu oyu verirken öyle bir şeydir ki bu oy sandığa gittiği zaman adam A Partisi'nin üyesidir. Gider oraya çoluğunu çocuğunu düşünürken ya doğru olan neyse onu yapayım der yani. B'ye mi verir yani A Partisi üyesi? Yani doğruya verir. Doğru olan neyse. Yerel seçimin özelliğinden bahsediyorsun. Yerel seçimin özelliği de böyledir. Ve ülkenin geleceği, kalkınması, insanının dünyanın içinde bulunduğu şartlar gereği bu ülkenin, bu milletin, bu coğrafyada layık olduğu yer neresi, bu yere bu sancağı kim götürüp
diker, bunun hesabını yapıyor benim insanım. Her şey maddiyatta değil. Bizim insanımız tarih boyunca böyle bir milleti için, devleti için, geleceği için değer kriterlerinde böyle bir şey vardır. Biz buna kamu vicdanı diyoruz. İnşallah 31 Mart seçimlerinden sonra ülkemiz, milletimiz özellikle yerel yönetimlerde kendisine hizmet edecek olan deneyimli, becerikli, liyakatlı olan, kendine layık olan kişileri tercihini yapacaktır, seçecektir ve buna herkes saygı duyacaktır kim olursa olsun. Ama ülkenin bekasıyla ilgili kararını da bu seçimde kararını verirken o da onun için önemli bir kriter olacaktır diye düşünüyorum. Yani Cumhur İttifakı'nın toplam oyunda önemsediğinizi söylüyorsunuz. Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Efendim bir de bu işin teknik boyutu var. Yani siz gerçekten çok geniş sorumluluk alanı olan bir bakanlıkta görev yapıyorsunuz ve bakanlığınızın Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın alanlarından bir tanesi de bizi de yakından ilgilendiren seçim güvenliği konusunda önemli bir görev üstlenmiş olması. Hem siber saldırılar hem de seçim malzemelerinin taşınması konusunda bağlı kuruluşlarınızla birlikte aktif rol oynuyorsunuz. Seçim sürecinde bu iki alanda sorun yaşamamak için ne tür hazırlıklar yapılıyor Sayın Bakan? Tabii şimdi bizim bakanlık olarak haberleşme konusunda birincisi bu seçim öncesi yaptığımız hazırlıklarda seçimde kullanılacak olan matbu malzemelerin yerlerine ulaştırması PTT kurumunca yapılıyor birincisi. Bununla ilgili diğer kargo sistemlerinden tecrit edilmiş ayrı olarak kabuller Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkili elemanlarından tutanakla alınıyor. Gideceği ile ilçeye, ilçe, il seçim kurullarına tutanakla ayrı özel bir kuryeyle teslim ediyor. Bu birincisi. Tahmin edildiği gibi özel bir hat var burada yani. YSK'dan YSK'ya. Evet. İkincisi de tabii ki bizim bu en önemlisi de seçim sonuçlarının vatandaşımıza doğru bilgilendirilmesi, zamanında ulaştırılması. Günümüzün tabii şartlarında haberleşme malum elektronik sistemler üzerinden, iletişim sistemleri üzerinden yapılıyor. Bu sistemlerin de hızlı ve çabuk olmasının yanında bazı tehditler de söz konusu. Biz bunlara siber saldırılar diyoruz. Yani bunlara karşı da bakanlık olarak biz ulusal siber olaylara müdahale merkezini kurduk. Bu sadece seçim amaçlı kurulmadı. USON. USON dediğimiz kurumu kurduk ve bunu başarıyla işletiyoruz. Bugüne kadar da yüz binlerce saldırıyı ülkemizde özellikle devlet kurumlarına, finans kurumlarına yapılan saldırıların da önlemiş olduk. Bu sahir zamanlarda ne gibi saldırılar oluyor Sayın Bakan? Mesela bankadaki benim hesabıma mı, hesap numaram mı? Evet, tabii. Bu yurt dışından bazen zaman zaman yaşanıyor. İnsanların hesaplarına giriliyor, hesaplara boşaltılıyor. Bankaların hesaplarına giriliyor, onlara müdahale ediliyor. Finansal piyasa insan hayatı için günümüzde çok önemli. Bunları efendim bozmak için, çünkü her an bir para transferi var, her an bir paranın değerleri var, döviz cinsinden, kur cinsinden dönüşümleri var, hareketleri var. Bunlar tabii özellikle hedefler oluyor bu hackerlar için, siber teröristler için diyoruz. Bunu biz önlemek için Bilgi Teknolojileri Kurumumuz içerisinde USOM dediğimiz Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ve yine bunun yanında siber olaylara müdahale ekibi olarak 1300'e yakın bir eleman, ki bunlar konularında uzman, özel seçilmiş, yetişmiş elemanlarımız. Seçimde değil, yıl boyu çalışıyorlar sürekli. Bu sürekli çalışıyor. Kadrosu. Tabii bu seçimlerde insanımızın seçimlere olayı getirecek olursak
tabii bu seçimlerin Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçlarını açıklamadan partiler ve onların ekipleri, onların örgütleri biz kazandık sokağa dökülüyor. Herkes kendine göre bir yerden haber oluyor. Bunları geçtiğimiz seçimlerde yaşadık. Evet. Bu tür konularda vatandaşın doğru bilgilendirilmesi ve seçim sonuç anarşisinin sokaklarda oluşmaması için tabii ki zamanında ve doğru haber alınmasını, bunların doğru haberin engellenmesine yönelik olarak bu tür ajansların, özellikle de Anadolu Ajansı bu işi Türkiye'de bir haber kaynağı olarak en güvenilir ve herkese de en yaygın teşkilatı olan, örgütü olan Anadolu Ajansı'nın kanallarını güvenlik altına alıyoruz. Gerçi Anadolu Ajansı da sizler de kendi tedbirlerini öğrendiğime göre almışsınız. Biz çok tecrübeliyiz efendim bu hususta. Öyle mi? Siz, biz de yine bir çatı kuruluşu olarak, tüm Türkiye'nin bu siber saldırılara karşı çatı kuruluşu olarak Anadolu Ajansı başta olmak üzere diğer ajansların, diğer haber kanallarının, hatta yayın organlarına yapılacak olan bu tür saldırıları, siber saldırıları engellemek için gerekli tedbirleri USON merkezimizde arıyoruz, yapıyoruz, yürütüyoruz. Hazırız seçime. Hazırız inşallah. Teşekkür ediyorum. Mustafa Bey, Mustafa Özkaya. Efendim, geçtiğimiz haftalarda açıklanan 2019 yılı yatırım programında en fazla payın haberleşme ve ulaştırma yatırımdan ayrıldığını görmüştük. Ancak bunun tam ters yorumlar da yapılıyor. Özellikle 31 Mart seçimi sonrasında ulaştırma yatırımlarının büyük ölçüde durdurulacağı, hatta ekonominin zorlu bir sürece gireceği şeklinde görüşleriyle getirenler var. Bu konuda değerlendirmeniz ne olur efendim? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yatırım bütçesinden bugüne kadar her zaman olduğu gibi yine en yüksek payı aldık. Ulaştırma, altyapı sistemleri uzun vadeli ve yüksek maliyetli yatırımlardır. Bu yatırımlar toplumun, ülkenin diğer sektörlerine altyapı oluşturan yatırımlardır. Altyapı oluşturduğun zaman diğer sektörler bunun üzerinde büyür, gelişir. Özel sektör olsun, kamu sektörü olsun, bunun üzerinde gelişir. Biz bugüne kadar Ulaştırma Bakanlığı olarak sene başı bütçesinden yine en iyi yatırımı aldık. Ve planladığımız, hedeflediğimiz projeleri zamanında hizmete açmak için, bitirmek için planlamamızı, programlamamızı yaptık. Yatırım bütçesini hazırlayan Cumhurbaşkanlığımızdaki İstatistik Büro Başkanlığı, Maliye Bakanlığımızdaki yine Maliye Bütçe Başkanlığı, Yatırımlar Genel Müdürlüğü ile beraber çalışarak planımızı, programımızı yaptık. Projelerimizde şu anda bir durgunluk yok. Şöyle bir şey var. Biz bugüne kadar yatırımlarımızı ağırlıklı olarak ülkemizin acil ulaşım ihtiyaçlarını görmek, öncelikleri bir an önce hizmetleri gerçekleştirmek için ülkenin tüm sathında karayolları altyapısını ve demiryolu altyapısını iyileştirdik. Şimdi bizim özellikle Doğu-Batı koridorlarımız, karayollarında ülkemizin bulunduğu coğrafi şartlar itibariyle üç tarafı denizlerle çevrilir. Ülkemiz üzerindeki ulaşım hareketi gerek ulusal olsun, gerekse uluslararası olsun, gerekse mahalli trafik olsun, ağırlıklı Doğu-Batı koridorları üzerinde hareket eder. Bu, Batı'da, Avrupa'da üretilen malların komşu ülkelere, Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya, Kafkasya bölgesine, ülkemize
taşıyan mal ve hizmetleri taşıyan ticari araçların, nakliye araçlarının bu koridorlar üzerinde olduğunu, bunların demir yollarını da Cumhuriyet tarihinde yapılmış olan ve atıl durumda olanların %100'ünü iyileştirdik. Altyapıyı iyileştirdik. Şimdi demir yollarının daha da kapasitesinin artırılması için bunları elektrikli, sinyalizasyonlu ve iletişim altyapısını da tesis ederek daha güvenli, daha konforlu, daha kapasitesi yüksek hale getiriyoruz. Demiryolu ulaşımında konvansiyonel sistemde sinyalizasyonunuz, elektrifikasyonunuz, şeyiniz, iletişim sisteminiz yoksa taşıyıcı tren setleri bir istasyona vardığında arkadaki tren ancak hareket edebiliyor. Çünkü bilgi geldi, yol arkam açık, bilgisi alıp öyle gidiyordu. Şimdi yaptığımız bu haberleşme sistemiyle, iletişim sistemiyle trenler birbirleriyle iletişim sağlayabilecek, kurabilecek ve birbirlerini takip edecek. Bu güvenlik için önemli. Yine elektrifikasyon konusu önemli. Biz zaman zaman efendim sinyalsiz hattı açtınız, işlettiniz diye eleştirilere, kazalar sonrası maruz kalıyoruz. Ülkemizdeki demiryolu altyapısının şu anda %45'i elektrikli ve sinyalli hattı. Altyapıyı yaptık, rayları değiştirdik, balastları, travesleri iyileştirdik, güçlendirdik. Şimdi %45'ini elektrik yaptık. Şimdi taşımacılıkta karayolu altyapısını daha önceden iyileştirmiş idik. Rahatlattık. Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüne göre taşınacak olan mal miktarının, insan hareketinin, yolcu hareketinin taşıyabilecek olan koridorları çok şükür ülkenin her köşesine doğu batı koridorlarını bitirdik. Kuzey güney koridorlarını çok az kaldı, bitirdik. Yani ihtiyaçların acil olduğu yerleri bitirdik diyebiliriz. Şimdi miktar mesafe ilişkisi ulaşım da çok önemlidir. Karayolu bugüne kadar niye çok tercih ediliyordu? Ülkedeki ekonomik büyüklükler miktar mesafe ilişkisinde karayolunu tercih ediyordu. Biz buna miktar mesafe optimizasyonu diyoruz. Yani 250 tonluk bir yükün 250 kilometreden fazla bir mesafeye taşınırsa demir yolu daha ekonomik olur. Eskiden bu yoktu ama şimdi ülkemiz büyüdü, gelişti. Mal hareketi, insan hareketi arttı, yolculuklar arttı. Şimdi 2000 yılında bizim ülkemizdeki yolculuk hareketleri 3'e katladı. Yolcu hareketi, yolcu kilometre olarak. Yük ton kilometre olarak da 3,5'a katladı. Bu bizim ülkemizin ekonomik olarak büyüdüğünü de gösteriyor. Yani biz diyoruz ya ekonomik olarak gayri safi milli hasılamız 236 milyar dolardan 840 milyar dolara çıkardık. Bu kadar para değeri olan mal ve hizmetin bir şekilde çarşıda, pazarda, ham madde, mamul madde olarak bir yerlere nakledilmesi lazım. Bunlar büyüdükçe yollardaki taşınan mal miktarı da büyüyor. Şimdi bizim demir yollarımıza yeni dönemde daha da ağırlık vereceğiz. Demir yollarımızın kapasitesini artıracağız. Çünkü ulaşım maliyetleri girdisi rekabet gücü açısından bir malın piyasada, dünya piyasasında rekabet edebilmesi açısından karayoluna göre 3 kat daha ucuz olabiliyor. Bu çok önemli bir şeydir, konudur. Bu önceden miktar mesafe ilişkisinden dolayı ulaşım maliyetleri girdisi bir mal ve hizmette
2000'li yıllarda bizim yaptığımız hesaplara göre %15'e yakındı. Biz bölünmüş yolları yaptık. Yollarımızı iyileştirdik. Standartlarını yükselttik. Bunu biz %10'lara çektik. Biz bu taşınan malları, yani bir malın maliyetindeki ulaşım maliyeti girdiyse %10'lara kadar indi. Bu çok önemli bir şeydir. Yani biz artık efendim çarşıda, pazarda giydiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz sebzeyi, her türlü gıdayı, giyim eşyasını ulaşım maliyetlerinin düşmesiyle daha ekonomik olarak satın alma imkanımız olabiliyor. Şimdi biz bugüne kadar özellikle bunları milli bütçeyle bugüne kadar son 17 yılda 537 milyarlık yatırım yaptık. Bunun da 139 milyarlık kısmını biz yapıştırarak yaptık. Milli bütçe kullanmadan yaptık. Büyük yatırımları, özellikli yatırımları, yüksek maliyetli yatırımları. Bunlar kendi kendilerini telafi edebilen, kendi kendilerini yaptırabilen projeler. Bu neden oldu? Bu ülkedeki yatırım ortamının iyileştirilmesi, yatırım ortamının güveni sayesinde oldu. Yani insanlar Türkiye'ye 15 yıl, 20 yıl, 25 yıllık bir süre için güveniyor. Türkiye'de istikrar var, Türkiye'de siyasi istikrar var, ekonomik istikrar var. Buraya ben bu parayı veririm. Ve bu ihalelerdeki bizim şartlarımızdan biri de parayı yurt dışı bankadan almayacaksın. Yurt dışından getireceksin. Bu çok önemli bir konudur. Hem yurt dışından ülkeye sermaye çekişi yapıyoruz, hem de ülkenin ihtiyacı olan İstanbul yeni havalimanı. Evet. Kocaman 10 milyar dolarlık tesis. Bunu kamu kaynağı harcamadık ve işletmeye açıldı. Şimdi bize işletmeci her yıl 822 milyon euro kira ödeyecek. Yaptı, parasını buldu, yaptı. Her yıl 822 milyon euro devlete para ödeyecek. Kendi kendini yaptırdığı gibi, işte bunlar bizim AK Parti'nin ülkede oluşturduğu siyasi ve ekonomik istikrar. Ben az önce seçim sorusunu sorarken bizim insanımız bunları artık biliyor, düşünüyor, bunun muhasebesini, bunun muhakemesini yapıyor. Sağda solda kim ne söylerse söylesin, ne derse desin. Kuzey Marmara Otoyolu. Son bir haftada Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun gerek Avrupa tarafını Çatalca'ya kadar, Anadolu tarafını da İzmit Dilovası'na kadar hizmete açtık. Üçüncü köprünün bağlantılarını. Bunlar yapıştırma devlet projeleri. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en son kritik geçişleri olan Akhisar ve Balıkesir geçişlerinde trafiğe açtık. Bu proje de 10 milyar dolarlık bir proje. Daha önceki yıllarda Osman Gazi Köprüsü'nü, Bursa geçişini, Manisa geçişini, İzmir Kemalpaşa arasını zaten hizmete açmış idik. Şimdi kalan 190 kilometrelik Bursa ile Balıkesir arasındaki kesimde Balıkesir, Savaştepe, Akhisar arasındaki şehir geçişlerinin dışında kalan kesimleri de 6 ay sonra inşallah açacağız. Yine İzmir, Çandarlı otoyolunu büyük proje yapıştırma devlet yapıyoruz. Hizmete açacağız. Ankara Niğde otoyolunu önümüzdeki yıl inşallah bu yılın sonunda Kulu kavşağına kadar hedefimiz, yani Gölbaşı geçişindeki sıkıntıyı rahatlatacağız inşallah. 2020'nin sonunda da Niğde'ye bağlayacağız. Avrupa'dan gelen bir araç otoyoldan çıkmadan, hiçbir şehir içerisindeki trafiğe girmeden ta Urfa'ya kadar, Cilvegözü'ne kadar otoyoldan gidebilecek. Bu çok önemli bir avantaj. Bu aynı zamanda bizim uluslararası ticarette bu yollar
bu yüksek standartlı yollar bizim tercih edilme, kullanıcılar tarafından tercih edilme nedenimiz oluyor. İnsanlara rahat, güvenli ulaşım imkanı sağlıyoruz. Biz bunların haricinde yine yatırımlarımızda devam eden projelerimiz olarak Çanakkale Köprüsü var. Dünyanın en büyük köprüsünü yapıyoruz. Evet. 18 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Çanakkale şehitlerini anma gününde temel ile kule arasındaki bağlantıyı sağlayacak şaftları yerine koyduk. İnşallah 2022'de Çanakkale Köprüsü dünyanın bir numaralı en büyük açıklı köprüsü olacak olarak yerini alacak ve hizmet vermeye başlayacak. Çanakkale Köprüsü ne işe yarayacak? Çanakkale Köprüsü ring yapacak Marmara'yı. Hem Marmara Denizi'nin ring yolunu, çevre yolunu tamamlamış olacak hem de bizim önemli ihraç kalemlerimizden biri olan Ege Akdeniz bölgesinde üretilen malların Avrupa'ya nakliyesinde çok önemli, çok hızlı yolda izle zayiat vermeden ulaşma imkanı olacak. Ve bizim İstanbul şehir geçişini kullanmak zorunda olan ki biliyorsunuz bu deniz ulaşım aksadığı zaman Lodos'ta siste İstanbul'daki karayolları şişer. Denizden çünkü olan araçların hepsi oraya yönlenir. Artık İstanbul'a girmek, İstanbul Boğazı'nı geçmek zorunda olmayacak. Kapıkule'den, Pazarkule'den, Demirkapı'dan giren tüm araçlar, hatta Küçükçekmece'nin, İstanbul Küçükçekmece Gölü ayrım çizgisidir kilometre olarak, batısındaki kesimler, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Silivri ve Trakya illerimizdeki trafik, Çanakkale Köprüsü'nden karşıya geçip en az 2 saatlik bir zaman kazanmış olacak. Bu da burayı trafiği ağırlaştırmayacak. İstanbul trafiğini şişirmeyecek, zorlamayacak. Onun bypass'ı olacak Ege bölgesine. Yaz aylarında özellikle turizm aylarında o bölgemizdeki geçişler, Çanakkale'deki arabalı vapur geçişleri bir çileye dönüyor. Bayramlarda saatlerce bazen günleri bulan kuyruklar oluyor. Evet, yatırımlarımız toparlarsak yatırımlarımız devam ediyor, durmayacak. Biz yatırımlarımızı bundan sonra ağırlıklı olarak yaptığımız yolların üst yapısının iyileştirilmesine, yollarımızı yapıştet devret yöntemiyle yapılmasına, demir yollarımızın kapasitesinin artırıcı ve demir yollarımızın özellikle Pekin-Londra hattının ki bu çok önemli, Asya'da üretilen her türlü malın, ham maddenin Avrupa'ya, Avrupa'da üretilen her türlü mamul malzemenin veya ham maddenin Orta Asya'ya, Güney Asya'ya, Orta Doğu'ya ulaşımı için bir ulaşım aksı omurgası olacak. Bundan bir ay önce, 3 Mayıs'ta da inşallah, bir ay önce ihalesini yaptık. İstanbul Kapıkule arasının yüksek hızlı, hızlı tren projesini Avrupa Birliği hibe kredilerinden aldığımız bir parayla ihalesini yaptık. Onun da temelini 3 Mayıs'ta atacağız. Demiryolu aksı olarak devam ediyor. Sadece bunu da kalmıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı olarak bizim büyüyen, gelişen şehirlerimizin, özellikle şehir içi ulaşımındaki toplu taşım sistemlerimizin, artık insanımızın hayatında ve yaşantısında çok önemli bir yeri olan iş trafiği, sabah akşam iş trafiğinin yer altına alınması, raylı sistem, metro sistemlerinin yaygınlaştırmasına başlayacağız. Bugüne kadar Ankara'yı da yaptık. Ankara'da yaptık, İstanbul'da yaptık, İzmir'de yaptık. Gaziantep'te yapıyoruz. Efendim, şimdi de Konya'yı, Ankara'nın ilave raylı sistemini, dün akşam Mehmet Özhaseki başkanımız
anlatıyordu projelerini. Bunları uğraştırmayla beraber ortak yapacağız. Konya'nın, Kayseri'nin projelerini daha sonra da gelişen büyük şehirlerimizin alt bu tür toplu taşım daha ekonomik insanlara hem konforlu hem rahat hem de ekonomik bir ulaşım hizmeti sunacak sistemlerimizi yapacağız, geliştireceğiz. Teşekkür ederim. Fırat Bey, Fırat Gazel. Sayın Bakanım, değindiniz bu kentlerdeki ulaştırma projelerini. Çoğunlukla siz üstlendiniz belediyeler tamamlayamadığında. Yeni dönemdeki bakışınızı da anlattınız. Bu konuda işte kentler arasında ayrım yapıldığı falan gibi eleştiriler geldi. Böyle bir durum söz konusu mu baktığınızda ve yeni dönemde bütün bu taleplere olumlu yaklaşacak mısınız? Evet, yatırımlar bahsettiğim gibi biz insanımıza hepsi bu ülkenin insanı, bu vatandaş olarak bakıyoruz. Efendim, seçimde bana oy vermiş, vermemiş, belediye farklı partiden olmuş, bilmem ne olmuş diye bakmadık. Bunun en güzel örneği İzban, Egeray projemiz. İzmir'in ulaşım altyapısında çok önemli bir hizmet ifa eden Egeray projemizi biz yaptık. Belediyeyle de ortak kurduğumuz bir şirketle işletiyoruz. Altyapımızı onlara kullandırıyoruz. Hatta yine projelerimizden biri de bunun Buca'ya kadar ulaştığımız. Devamını da yapacağız. Yani İzmir'i seçimini alsak da almasak da biz bunu yapacağız. Bunu programımızda var. Böyle bir konu, böyle bir durum hiçbir zaman AK Parti iktidarlarında söz konusu olmamıştır. Biz en çok yatırımı, özellikle ulaşımla ilgili yatırımı, karayollarıyla ilgili Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yaptık. Bunlar bize oy vermediler, bunlar bize belediye vermediler diye düşünmedik. Orası benim vatanım, benim toprağım. İnsanların kararı, takdiri nasıl şekillendiyse bunu, bu konuya girmek istemiyorum. Ne olursa olsun benim vatandaşım. Biz en fazla yeni bölünmüş yolu Doğu ve Güneydoğu'da yaptık. Yoktu çünkü. Eksikti. Eksikti. Batıdakileri iyileştirdik. Doğu'da yenilerini yaptık. Hatta trafiğine, fizibilitesine de bakmadık, açık olarak söyleyeyim. Bir sosyal bölgenin kalkınmasını hızlandırmak için yaptı. Enerjisini, iletişimini, altyapısını, haberleşmesini yaptı. Bunları da ayırt etmedi. Bugün benim Hakkari'deki, bugün benim Van'daki, Kars'taki, Artvin'deki vatandaşım 4.5G kullanıyor. Yani Artvin bölünmüş yol sistemine dahil olmadı. Onun bulunduğu özel şartlar gereği. Çünkü Artvin bizim bir enerji üssümüz. Çoruh projesi üzerinde 14 tane büyük baraj yapılıyor. Yollarını iyileştirdik. Ama Artvin'e Hopa'dan 5 kilometre uzunluğunda can kurtaran treni yaptık. Artvinli yatıp kalkıp Recep Tayyip Erdoğan'a dua ediyor. Yani bunu hayal, bunları konuşuyorlardı da bu olmaz diyorlardı. Hani hayaller gerçek oldu derken boşuna demiyoruz. Ovid tünelini yaptık mesela. Bunlar önemli projeler. Bunlar bölgelerin kalkınması için, bölgedeki insanların yatırım alıp orada istihdam edilmesi için, doğduğu yerde doyabilmeleri için bu altyapıları biz fizibilite değerlerine bakmadan, iç kârlılık olanlarına bakmadan yaptık. Bu bölgeler bir de dağlık bölgelerimiz bizim, biliyorsunuz. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz bölgesi dağlık bölgeler. Buradaki yatırımların maliyeti de yüksek. Yani Orta Anadolu'da bir kilometre bölünmüş yolun maliyeti diyelim 1 liraysa, dağlık bölgelerde bu 5 katına kadar, 6 katına kadar çıkabiliyor. Ona rağmen yaptık bunları. Vatandaşımız bunu görüyor, biliyor. Ve az önce ilk sorunun cevabında bizim gözlerimizi yaşartan, kalbimizi ısıtan
hadiselerle karşılaştık. Millet yeniden birbirine sarılıyor. İnşallah bizim bu yaptıklarımızı zaten biliyor, görüyordu. Fakat dünyada yaşanan hadiseler, özellikle bu seçimde oluşan ittifakların oluşma şekli milletimizde farklı uyanışlara, farklı birliklere, farklı düşüncelere sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Böyle bir konuda bizim, evet, Ankara'da yaptık, İstanbul'da yaptık, Antep'te yaptık, Adana'da da destek olduk, yaptık yani. Hep destek olduk biz. Böyle de devam edecek diyorsun. Böyle de devam edecek. Teşekkür ediyoruz. Serhat Akkan. Sayın Bakan, büyük projelerden bahsediyoruz. Bu büyük projelerin arasından da en dikkat çekici olan İstanbul Havalimanı. Geçtiğimiz yıl 29 Ekim'de açılış yapıldı ve o süreden bu zamana kadar yolcu taşıma devam ediyor. Yalnız taşınma işlemi tam olarak tamamlanmadı. Oradaki takvim somutlaştı mı, netleşti mi? Nisan'ın başı gibi olacak. Bir de bu zamana kadar olan yolcu sayısı ve trafiğine ilişkin elinizde somut rakamlar var mı? Onları paylaşırsanız sevinirim. Son olarak bununla bağlantılı olarak Atatürk Havalimanı'nın durumuna ilişkin oradaki süreç nasıl ilerliyor? Netleşen bir bilgi varsa bizimle paylaşabilir misiniz? Sayın Bakan, havacılar gelmişken şu Boeing Max konusuna da değinmenizi rica edeceğiz. O konuda son gelişmeler neler? Yani ilk önce hava sahamızı kapattınız, sonra uçuşları yasakladınız. Şimdi dünyanın en büyük havalimanını 29 Ekim 2018 tarihinde açtık. Bu bizim bir onur abidemiz olarak ifade ediyoruz. Dünyanın en büyük havalimanı olacak. O günden sonra burada uçuşlar yapılıyor. Tabii dünyanın en büyük havalimanını yaptınız ve bu bir günde bir tarafı kapatıp bir tarafa geçmek mümkün değil. Kaldı ki bizim Atatürk Havalimanı ile yeni havalimanımızın uçuş koridorları, iniş kalkış koridorları birbirini etkiliyor. Yani dolayısıyla bir tanesinin kapanması gerekiyor birinin yani, çalışabilmesi için. Kuzey güney istikametinde iniş kalkış yapılırken yeni havalimanında aynı anda iniş kalkış yapılamıyor. Hı hı. Atatürk Havalimanı'nda doğu batı ve kuzey güney pistleri var. Ama bizim yeni havalimanımızdaki pistlerimizin 5 tanesi kuzey güney, bir tanesi doğu batı istikametinde olarak planlandı, projelendirildi. Ve çok yüksek kapasiteli bir havaalanı. Üzerinde 5 tane pist var. Bunların hepsi yedekli. 3 tanesinin taksi yolu normal pist gibi kullanılabiliyor. Kendisini yedekleyebiliyor. Böyle özelliklere, yani yapısal özelliklere, altyapı özelliklerine sahip. Terminaller, terminal dediğimiz efendim 1 milyon 450 bin metrekarelik bir kapalı alan. Böyle bir alana her tarafı kargo sistemleriyle, çekim sistemleriyle, alışveriş merkezleriyle, sosyal alanlarıyla, teknik alanlarıyla, hizmet bölümleriyle, ticari mekanlarıyla her tarafı akıllı sistemlerle, donatılmış elektronik sistemlerle teçhiz edilmiş bir alan. 600 adet yürüyen mekanik sistem var. Merdiven ve yürüyen yol var. 115 kilometre bagaj taşıyan, otomatik bagaj taşıyan sistem var. Buradaki dünyada en otomasyon, en ileri teknolojiyle burada yapıldı. Bir Hollanda firmasına yaptırıldı. Bu konuda çok deneyimli olan, tecrübeli olan bir firmaya yaptırıldı. Ve bu havalimanının en önemli özelliklerinden biri de sadece ulusal değil, uluslararası trafiğe ve aktarmalara da, aktarma yapacak yolculara da hizmet vereceği için bagajların aktarılmasının, bagajların güvenliğinin çok önemli olduğu bir havaalanı. Çünkü havaalanlarında şunu öğrendim ki ben,
Herkes bunu biliyordu. Ben de bu işin içine girdiğimde öğrendim. En önemli hizmet yolcunun bagaj güvenliği. Yolcu yani kendisi kendi güvenliğini sağlıyor ama bagaj güvenliğini siz sağlamanız lazım. Bu yolcu hangi ülkeden geliyor, hangi uçaktan iniyor, bagajı oradan alınıyor, biletinde hangi ülkeye gidecek, hangi saatte uçağa kalkacak, o bagaj elektronik çiple yükleniyor ve binecek olduğu uçağın saatinde ambardan, depodan, kasasından alınıp uçağına geri konuyor. Böyle bir otomasyon sistemi var. Ve bagajların fiziki güvenliği bakımından da bagajlar böyle bantların üzerinde bavul gibi paldır küldür seyahat etmiyor. Hepsi bir özel korumalı sepet üzerinde gidiyor. Böyle hediye verilecek bir şey hediye gibi alınıyor, bir tepsiye konuluyor, o tepside saklanıyor, o tepsiden uçağa kadar götürülüp bırakılıyor. Şimdi böyle bir sistemde taşınma işi bizim bugüne kadar mevcut Atatürk Havalimanı'nın kapasitesinin 3 katı büyüklüğünde yolcu tünelleri 5 katı büyüklüğünde rahat ve bir gelen yolcuda, giden yolcuda sorun sıkıntı olması. Şimdi 5 kat büyüklüğünde sistemler var. Bunların hepsi böyle yolcu üzerinde denenmeden, açılmadan 5 ay önce test edilmeye başlandı, yapıldı bu testler. Kobay yolcularla yapıldı. Yani uçakları getirdik yolcuları, ellerine valiz tutturduk, bunları yaptırdık. Açıldıktan sonra da yine özellikle yurt içi ve yurt dışında şu anda 39 uçuşa kadar çıktı. Çıkabiliyor mevcut havaalanı, Atatürk Havaalanı'ndaki operasyonları aksatmamak için. Ancak bu kadar uçuş yapma fırsatı sağlıyor bize. Bunlarla birlikte bu geçen süre zarfında tüm sistemlerimizi birebir test ettik. Yani elektronik, mekanik, motorize sistemler test edildi. Enerji sistemleri test edildi, ediliyor. Bir hata olduğunda ne yapmamız lazım, nasıl müdahale etmemiz lazım? Bunu birdenbire yükleyip de yolcuyu mağdur etmemek için az sayıda yolcuyla bunları şimdi test ediyoruz. Başka bir önemli konu, bu havalimanında 205 bin kişi çalışacak ama bugün itibariyle çalışacak kişi sayısı 140 bine yakın. Birinci fazda 140 bine yakın. Birinci fazda 140 bine yakın. 140 bin kişinin bu Anadolu'da orta büyüklüğü bir şehir nüfusu. Çalışacak olduğu yolcular hariç. Burada günde de 200 bin yolcu hareketi olacak yani. Bunların gelen yolculara maksat yolcu memnuniyeti. Havacılıkta maksat budur. Çünkü bu insanların çoğu özellikle böyle İstanbul gibi büyük bir havaalanında çoğu Türkiye'yi bilmiyor, Türkçe bilmiyor. Yani yabancı insan. Gelip geçen insan. İyi izlenim yolcu. Verilmesi lazım. Evet, iyi izlenim verilmesi lazım. Hiçbir mağduriyet yaşamaması lazım. Yani böyle bir abideyi yaptınız. Bunu çekemeyenler var. Bunu haset edenler var. Bunu yıpratmak isteyenler var. Bir tanesi gelir orada bugünkü şartlarda bir yolcunun sıkıntı çektiğini, elini dizine vurduğunu efendim görüp hemen sosyal medyada dünyaya yarar. Bu geçtiğimiz yıllarda bir örnek vardı. Londra'nın ikinci havalimanı ilk açıldığında bir bagaj kaybolmuş. Ve o havalimanın adı bagaj kaybolan havalimanı olarak kalmış. Böyle kalmış. İkinci havalimanı. Biz burada böyle bir
sıkıntıya düşmemek için yani yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Her türlü tedbiri alıyoruz. Şimdi bugüne kadar burada çalışan insanlar yavaş yavaş insanlar yerlerine oturuyor, yerlerini benimsiyor. Kendi nerede çalışarak havaalanının içine girdiği zaman bir şehir diyoruz. 140 bin kişilik bir şehir. Adam çalışacağı yeri bulmak bile zorlanır yani, değil mi? 200 binde günlük yolcu var, 240 bin kişinin sirkülasyonu var. Sirkülasyonun olduğu bir alanda insan orayı kabullenecek. Bura benim mekanım diyecek. Ben buranın yerlisiyim diyecek. Gelen misafire de hizmet edecek. Öyle değil mi? Güzel hizmeti sunabilmesi için böyle bir geç olsun, güç olmasın, temiz olsun, itibarı bozulmasın anlayışıyla bugüne kadar geldik. Her şey yolunda gidiyor çok şükür. Ve inşallah 5 Nisan'da biz burayı 03'te 5 Nisan gece 03'te başlayıp 7 Nisan 00'da taşınma işlemi Atatürk Havalimanı'nda operasyonları bitecek. 7 Nisan'dan sonra tüm yurt içi ve yurt dışı yolcu taşıyan operatörler buradan hizmet verecektir. Bugüne kadar burada ne yapıldı? 18 Mart tarihine kadar olan rakamları aldım ben. İç hatlar terminalinden 1671 uçuş yapılmış. Dış hatlar terminalinden 1231 uçuş olmak üzere 2902 adet yeni havalimanımızdan uçuş yapılmış. Ne kadar yolcu bunlardan faydalanmış? İç hatlarda 226.040 kişi, dış hatlarda ise 146.078 kişi olmak üzere toplam 372.118 kişi bu yeni havalimanımızı kullandı. Tabii yeni havalimanımızın şanına yakışır şekilde de yolcuların uçak bekleme saatinde veya check-in işlemlerinde havaalanına ulaşımıyla ilgili olan hizmetlerde her türlü ihtiyaçlar tespit edildi, düşünüldü, gerekli tedbirler alındı. Gerek taksiyle, gerek toplu taşım ile, gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye'miz özellikle 150 adet özel bagajlı otobüs aldı. İstanbul'un 18 farklı yerinden buraya içerisi elektronik sistemlerle donatılmış, internet bağlantısı olan bagajlarını yine bir sanki uçağa veriyormuş gibi bir sistemle verip indiği yerden yine aynı elektronik kartla bagajını alabilecek olan 150 adet otobüsle 18 noktadan İstanbul'un özellikle toplu taşım merkezleri olan 18 noktadan bu havalimanına bir yolcu taşıma hizmeti, ulaşım hizmeti verecek. Yine bizim tabii az önce bahsettiğimiz İstanbul'un yeni havalimanına ulaşımını sağlayacak olan metro sistemlerinin inşaatı da bir yıl içerisinde hizmete alacağız inşallah. Yani metro ciddi bir ihtiyaç ve eksiklik, bunun farkındayız. Planlama da var ve bir yıl içerisinde bu iş bitmiş olacak. Evet, çalışmalar hızla devam ediyor. Seneye bu zamanlara Gayrettepe'yi önümüzdeki yılın ortalarına doğru da Halkalı'dan inşallah yeni havalimanına metro sistemi İstanbul'un diğer ulaşım sistemleriyle entegre sağlayacak şekilde hizmete girmiş olacak. Seneye Mart'ta Gayrettepe'den, Haziran'da İnşallah. Halkalı'dan gidip gelebileceğiz yeni havalimanına. Hedefimiz o. Peki 2018'in yeni havalimanlarından bir tanesi olan yoğunluk açısından Atatürk Havalimanı ne olacak? Evet, Atatürk Havalimanı'nın özellikle tabii Atatürk Havalimanı da büyük bir havalimanı. Yani orada büyük kompleksler var, terminaller var, yönetim binaları var, oteller var. Orada şu anda
kargo ambarları var. Kargo taşımacılığı yapan ambarlar var. Depolar var, hangarlar var. Teknik bakım yapan şirketlerimiz var. Havacılık hizmetine teknik bakım hizmeti veren. Bunlar bir müddet daha orada yeni havalimanındaki yerlerini tesis edene kadar hizmet verecekler. Yeni havalimanında bunların karşında inşaatlar yapılıyor. İnşaatlar bitene kadar. Evet. Evet. Orada farklı şeyler ama bu var. Yeni havalimanındaki herhangi bir işlemi aksatmayacak. Öyle mi? Hayır. Yolcu taşıma işlemi tamamen yeni havalimanında olacak. Mevcut havalimanın sahası içerisinde bulunan ve özel uçaklara, yolcu uçaklarına teknik bakım hizmeti veren atölyeler var, hangarlar var. Bunlar yeni havalimanında ki yerlerini yapıp teslim edene kadar ki Türk Hava Yolları bunu yaptı. Ama diğer hava yollarında da özel şirketler de var. Sayısını şu anda hatırlamıyorum ama 6-7 tane bir teknik hizmet veren şirketimiz var orada. Bunlar yeni havalimanındaki yerlerini yapana kadar orada hizmet vermeye devam edecekler. Yolcu inme kalkma olmayacak. Uçak gelip bakım yapıp kalkacak. Biz önemli bir kısmını, alanın önemli bir kısmını millet bahçesi yapacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Evet. Biz burayı millet bahçesi yapacağız. Belirli bir kısmını artık bu havacılıkla ilgili fuar hizmetinde kullanacağız. Havacılık ülkemiz için gelecekte stratejik sektörlerden biri. Uzay konusu. Teknofest'i geçen yıl yaptık. Çok büyük rağbet gördü. İstanbul Havalimanı'nda yapmışlardı. Şimdi Atatürk'e geçiyor. Evet, şimdi onu Atatürk Havalimanı'ndaki bu alanlardan bir tanesini yapacağız. Burada yine bakım amaçlı ve genel havacılık hizmetiyle özel uçaklar bir tane pistona ayıracağız. Ama orada büyük geri kalan evet. alanlarda. Ayrıca biz orayı bir ileriye dönük ulaştırma alanında, özellikle havacılık alanında eğitim merkezi olarak kullanacağız. Bakanlığımızın eğitim merkezi olarak kullanacağız. Bunu düşünüyoruz. Orada çünkü hazır tesisler var. Tesisler, bunları evet. yıkmak gibi bir düşünceniz yok. Yok. Bunları güzel tesisler, modern tesisler. Terminaller olduğu yerlerde bazı revizyonlar falan yapılarak onlar da fuar alanlarıyla ilgili konularda bir fuarcılık merkezi olacak. Turizm merkezi olarak insanlarımızın rahat nefes alacağı bir şehir parkı olacak. İstanbullu için kullanılacak diyelim. Yani o orası İstanbullu için güzel bir alan olacak. Bu havalimanının da tabii kuzeye gitmesiyle özellikle Küçükçekmece Bakırköy bölgesindeki insanlarımız hava yolu trafiğinden olan ses kirliliğinden de kurtulmuş olacaklar. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'da Yılmaz Yıldız karşımda. Yılmaz Bey buyursunlar. Şafak Hanım, Gebze Halkalı Banliyö hattının açılışı, resmi açılışı yapılmıştı. Bu hatta ilişkin olumlu ya da olumsuz geri dönüşler olmaya başladı mı size? Bunları bizimle paylaşabilir misiniz? Bir de açılışı yapılan bu hat sadece bir banliyö hattı mıdır? Daha ötesi var mıdır? Örneğin İstanbul-Ankara hızlı trenini kullanacak olan yolcular gibi ilave kolaylıklar, avantajlar var mıdır? Teşekkür ederim. Evet, İstanbul için çok önemli ama sadece İstanbullular için değil, İstanbul'a seyahat edecek insanlar için de çok önemli bir hizmet olan Marmaray projesinin Gebze Halkalı arasındaki kısmı yeniden rehabilite edilerek 3 hatlı hale getirilerek hizmete açıldı. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı ve hatta ilk aracı kullandığı bir törenle açtık. 12 Mart'ta açtık. Gebze Halkalı açıldığı günden başlayarak tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı diyebiliriz. İnsanların uzun süredir tabii beklediği bir hattı, yolculuk taleplerinin yüksek olduğu bir hattı.
Bunun açılmasıyla birlikte burada biz rakamları şöyle sizlerle paylaşayım. Marmaray Gebze Halkalı Banliyö hatları ile birleşmesiyle günlük yolcu sayımız %112 arttı. %112 arttı. Yani daha önce mevcut sistemde 220 bin kişi günde taşınıyordu. Bundan faydalanıyordu. Bu hattın açılmasıyla bu 400 ortalama rakamları veriyorum. 468 bin yolcuya çıktı. Çok önemli bir rakam. En yüksek rakamı da 500 bin üzerinde 17 Mart Cumartesi günü. Herhalde insanlarımız cumartesi tatilinde de bir görelim, bir kullanalım. Veya İstanbul'un yakın civarındaki komşu illerden de gelen insanlar bunu görmek için bu cumartesi günü bu şeye yolculuğun zirveye ulaştığı gün. En çok tabii taşınan yolcu sayılarına göre şöyle bir oranlara bakarsak Üsküdar, Yenikapı, Ayrılık Çeşmesi, Sirkeci, Bakırköy ve Söğütlü Çeşme istasyonlarında en fazla kullanmış ki bu zaten sistemin ağırlık merkezi oluyor. Evet. En merkezinde oluyor. Boğaz'a en yakın kesimde oluyor. Yani taşınan bu 468 bin ortalama günlük ortalama yolcunun %53'ü bu istasyonlar arasında hareket ediyor. Yine tabii teveccüh fazla. Şu anda dedik ya toplu taşım ekonomik olacak. Tercih edilebilmesi evet, için. Güvenli olacak. Güvenli olacak, konforlu olacak. İnsanlar buna bakıyor. Yani çok sıkışık olduğu zaman ya arabama atlayayım diyor veya bir dolmuşa bineyim diyor adam. Bunları sağladığınız zaman insanlar buraya geliyor. Bu vakit, tabii... Vakit de önemli. Burada vakit garantisi var ama yani. Şuradan şuraya şu kadar zaman dolaşıyor. Evet. Böyle bir avantajı da var. Yani şimdi metro hatlarının özellikle Gebze ile Halkalı arasındaki ulaşımda kesintisiz bir ulaşım indi bindi yapmıyorsunuz. Ancak dikey taşımalar ihtiyacı olursa o istasyonda inip yine metro sistemiyle veya diğer toplu taşımla gidecek olduğunuz yere artık 3-4 vasıta değiştirmeye gerek yok. Bir hareketle veya iki hareketle İstanbul'da yatayda ve düşeyde, doğu batı istikametinde ve kuzey güney istikametinde istediğiniz yere ulaşma imkanı, fırsatı veriyor. Buradan bindiğimiz, Ankara Garı'ndan bindiğimiz ve Pendik'te biten yüksek hızlı tren de Halkalı'dan Halkalı'ya kadar devam tabii, ediyor. Tabii. O şöyle Şenol Bey, şimdi bizim İstanbul-Ankara yüksek hızlı trenlerimiz sabah ilk seferini Halkalı'dan başlıyor. Akşam son seferi Halkalı'da bitiriyor. Ara seferleri Marmaray Boğaz altından geçen tüp geçit iki şeritli olduğu için ara seferleri ileriye götürmüyoruz. Söğütlü Çeşme'de iniyor. Oradan Marmaray Banliyosu'na binip Halkalı'ya kadar gidebiliyor. Evet. Ankara'dan veya Konya'dan gelen yolcularımız ara seferlerde Söğütlü Çeşme'den aktarma yapıyor. Sabah ilk saatte Marmaray başlamadan tüp geçitteki oradan çift sistem olduğu için oradan başlıyor. Akşam son seferde de oraya kadar evet, gidiyor. Başka bir önemli avantajı, şimdi yaklaşık 76 kilometrelik bir hat 115 dakikada gidiyorsun. Ve 5.75 lira veriyorsunuz. Öğrenci ve indirimli olanlar da bunun yarısını ödüyor. Güzel, iyi. Evet, bizim için karlı. Bizim için, insanımız için karlı. Zaten insanımızın parasıyla yaptık. İnsanımız kullanıyor. İşletme maliyetine bunu kullanıyor, bundan faydalanıyor. Teşekkür ediyoruz Arife Yıldız Ünal. Sağ olun.
Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kanal İstanbul projesinin geciktiğini, bir an önce yapılmasını istediğini dile getirdi. Bu projedeki sadece bir şehircilik projesi değil dememdeki neden, İstanbul Boğazı'nda, hatta Çanakkale Boğazı'nda uluslararası deniz trafiğinde çalışan araçlar zorlanıyorlar.
boğazlarımızın kapasitesi artık bunları emniyetli, güvenli bir şekilde taşımaya yetmiyor. Bu bir vaka. Bu tespit. Bizim boğazlarımız normal şartlar altında, bugünkü özellikle İstanbul Boğazı için konuşuyorum. İstanbul Boğazı 20 maksimum 25 bin transit deniz aracını geçirme imkanına sahip. Biz ne yapıyoruz? Aynı Atatürk Havalimanı'nda olduğu gibi 40 bin, 39 bin ki 2013'te 43 bin trafik geçirmişiz. O zaman dünyanın ekonomisinin canlı olduğu dönemler hatırlarsanız 43 bin trafik geçirmişiz burada. İstanbul Boğazı'nda zaman zaman kazalar yaşanıyor. İstanbul Boğazı, İstanbul şehir içi ulaşımında turizm amaçlı olsun, taşımacılık amaçlı olsun çok sayıda deniz aracı burayı kullanıyor. Biz tabii uluslararası anlaşmalar gereği, Montreux Anlaşması gereği burası bir uluslararası deniz yoludur ve burada hükümranlık haklarımız olmasına rağmen burada ticari taşıma yapan araçları geçirmek zorundayız. Evet. Ama bunun kurallarını da belirleme yetkimiz var. Ben bu kanalı yaptığımda diyeceğim ki şu andaki talep ki ileride dünya ticaretinin büyümesi, gelişmesi özellikle dünyadaki gelişme ekseninin doğuya doğru kaydığı Çin, Orta Asya, Güney Asya bölgelerine kaydığı göz önünde bulundurulduğunda dünyanın en büyük kıtası olan Asya kıtasındaki hareketlilik daha da artacak. Karadeniz üzerinden, Karadeniz limanları üzerinden. Bu da dünyaya, Akdeniz çanağına ve okyanuslara bu boğazlardan geçerek gidecek. Bunu göz önünde bulundurarak 3. havalimanı nasıl yapılması bir zorunluluk ise deniz ulaşımı için de Kanal İstanbul'un yapılması ve bunun her türlü işletme, kullanma hak ve yetkisinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olması bakımından çok önemlidir. Şimdi insanlar Karadeniz'in açıklarında en az 24 saat bekliyor. Boğaz'dan geçmek için sıra bekliyor. Geçen bekleyen araçlardan biri bundan 2 ay önce bir fırtına çıktı, sürüklendi. Riva açıklarında karaya oturdu. Günah yani değil mi? Adamın zararı var yani. Bu tür riskler var. Marmara çok çalkantılı bir deniz değil ama şeyde de aynı durum var. Ege'de de. Şimdi de orada çok ciddi bir çevresel sorunları var. Çevresel sorunlar var. Güvenlik sorunları var. Bunu söylemeye çalışıyorum. Biz buradaki deniz trafiğine hizmet verecek kapasiteyi artırmamız şart, zorunlu. Bunlar zaten karara bağlandı Sayın Bakanım. Ne zaman biz Kanal İstanbul'dan geçeceğiz? Kanal İstanbul'dan ne zaman geçeceğimiz sorusu Kanal İstanbul'a müşteri bulmamıza veya bulamazsak onu biz kendi imkanlarımızla 2019 yılı içerisinde bu projeye start verme hedefimiz var. Başlama hedefimiz var. Bunun inşaat süresi hizmet verebilir hale gelme süresini 7 yıl olarak öngörüyoruz. Nasıl 7 yıl? Mevcut Kanal İstanbul'un yapılacak olduğu hatta mevcut kara ulaşım, demiryolu ulaşım, enerji hatları, isale hatları, iletişim hatlarıyla ilgili altyapıları bir an önce yapıp hizmete Kanal İstanbul'un inşası haline getirmemiz lazım. Bunun için öngördüğümüz süre bizim 2 yıl. 2019'da start verirsek 2020-21'de kanalın hazırlığı tam inşaat yoğunluğu başlar. Ha bundan önce başlanmaz mı? Onu sizin kocam yediydi. Şöyle bundan önce de Kanal İstanbul'la ilgili diğer kesimlerde bu arada ulaşımı aksatmayacak, diğer hizmetleri aksatmayacak bazı ön çalışmalar yapılabilir. Ön çalışmalar yapılabilir değil, yapılmaya başlayacak. Ama bu koridorda 7 tane karayolu köprümüz var. Bunların hepsi
İşte bir boğaz yapıyorsunuz. Açıklıkları boğaz köprüsü kadar olmasa bile oralarda güzel estetik köprüler yapacağız. Yani bunun da kanala yakışır, İstanbul'umuza yakışır, ülkemize yakışır olması lazım. Bunları da farklı tiplerde asma köprü, eğik gergin, cable stayed dediğimiz taşıyıcı sistemi olan ki açıklıkları bunların ortalama 500 metre civarında bir orta açıklığı olacak, bağlantıları olacak bir köprülerle burayı donatacağız. 2026 diyelim mi? Sen? 2026 makul mu? Yok, 2025'e çekelim biz onu. Ben bir sene 23'e çekin daha iyi olur. 23'e yetişmez. Yani 2023'e yetişmez 2025, ama epeyce elimizde bir şey olur. İnşallah 2025'e tam teşekküllü olarak burada deniz araçları geçmeye başlar ve çevresinde yaşam başlar. Çünkü çevresinde de çevresindeki planlamayı da yapacaksınız. Arazi modellemesini de yapacaksınız. Arazinin düzenlemesini de yapacaksınız. Kanala bağlı olarak. Oralarda yapılaşmalar da hareketler de başlayacak. İnsanlarımız kanalın etrafında bisikletiyle, yaya olarak araçlarıyla, deniz araçlarıyla inşallah 2025'te yaşarsak görürüz. Bu hizmeti ülkemize kazandırmış oluruz. Hem Koreli firma yardımcı olmuştu galiba bu. Daha doğrusu hepsi finans açısından iyi geldiler de Çanakkale işine. Çin'den, Rusya'dan bir şey partner bulamaz mıyız bu bahsettiğiniz? Hem süreyi kısaltır hem de şöyle, bizi de fazla yormaz da. Birkaç koldan çalışıyoruz. Var böyle irtibatlarımız. Tabii tabii. Yani Avrupalılar da çok ilgili. Japonlar ilgi gösteriyor mu? Japonlar var. Hollandalılar çok ilgili. Belçikalılar ilgili. Bu işlerde deneyimli firmalar bunlar. Bu kanal. Yapmışlar Hollanda'da kanal işleri. Evet. Kanal işleri yapmışlar. Onlar Körfez'deki ortaklarıyla, finansçı ortaklarıyla birlikte gelip gidiyorlar. Biz de onlarla konuşuyoruz. Yani tilkinin kuyrukları birbirine değmeden en uygun çözümü bulmaya çalışacağız inşallah. İnşallah. Sayın Bakanım programınız çok yoğun. Arkadaşlarınız da haklı olarak beni uyarıyorlar. İki soru daha alıp çok kısa cevaplarını alacağım sizden. Çünkü bu iki sorunun sorulması önemli buluyorum. Biri Trabzon, biri Berlin'den gelecek. Önce Trabzon'a bağlanalım. Zafer Bey sorunuzu alabilir miyiz çok hızlı? Sizde bir sorun var herhalde. Sizi duymuyoruz Zafer Bey. Ben buradan aktarayım. Ha buyurun. Sayın Bakanım, Trabzon'dan sevgiler, saygılar sunuyorum. Bu Ocak itibariyle kaldırılan adil kullanım noktası uygulamasının ardından tarife fiyatlarının arttığı eleştirisi yapılıyor. Bu eleştirilere karşı, bu eleştirilerin giderilmesine yönelik bir düzenleme sunuyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İkinci soruyu da Berlin'den alacağım. Bahattin Gönültaş, buyursunlar. Berlin'den saygılar. Sayın Bakanım, tren seferlerinin artırılması için Alman Siemens'le devlet ilk aşama teslimi öngörülen tren seti ne zaman gelecek, alınacak? 96 orada bir sıkıntı oldu. Soruları hemen tekrar edeyim efendim. Birincisi, adil kullanım noktası uygulaması 1 Ocak'tan itibaren geçeceğiz mi diye size sormuştum. Burada sizi ağırladığımızda geçen sefer kesin olarak geçilecek, endişe etmeyin, hızınız hiç düşmeyecek ve sonsuz internet, limitsiz internet kullanacaksınız. Aynı parayı verdiniz. Öyle de oldu. Fakat böyle bir süreç bitince, sözleşme biterse ne olur diye de bir endişemiz var öte yandan. Ya acaba bu fiyatlar mı zamlanacak tekrar ya da hızımız mı düşecek sorular var. Adil kullanım hız noktası düşmeyecek. Adil kullanım noktasını artık kaldırdı. Evet. Daha önce abone olanların fiyatlarında herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Yeni abonelerde de yeni fiyatları yaparken operatörler belirlerken onlara da bu konuda fiyatlarınızın makul ölçüde olmalarını istiyoruz. Bizim örneğin TTNET tarafından adil kullanım noktasının kaldırılmasından önce 97 TL 90 kuruş olan 16 megabyte piksellik hızındaki limitsiz internet paketi hali hazırda 94 TL 90 kuruşa düştü.
Biraz da indi. Biraz da indi. Yine, ama ben yaptım baktım onlara 100 megabit üzerinden baktım. Ciddi farklılaşmalar oluşmuş. Yani yüksek kapasitede fiberde yani 100 megabit. Bunlar paket fiyatları. Paket fiyatları. Orada tüketicilerin şikayetlerini siz yakından takip ediyorsunuz. Tabii. Operatörlere makul fiyat konusunda baskı uygulayacaksınız. Evet, İstediğimiz cevap bu bizim. Evet. Biz cevabı biliyorsunuz. Önemli olan bu sorunun cevabını merak edenler cevabını yani şimdi tabii almış olur. Biz vatandaşımızın bu konuda. Evet, her konuda yardımcı oluyorsunuz. Bizi havaalanına taşıyacak otobüse internet koymuşsunuz yol uzun diye. Evet. Şu gençlerin internetlerine bu kadar müdahale etmeyin. 100 megabit olsun, 200 megabit olsun. Bunlar komik. 2 gigabit kullanıyor adam uzak doğuda ve bedava yani. Şimdi gençlerle ilgili olarak lise ve öğrencilerle ilgili yeni bir düşüncemiz var. Onu daha sonra paylaşalım. Siz çünkü Cumhurbaşkanımızla beraber açıklayın onu. Evet, belki bunu Cumhurbaşkanımızın açıklaması lazım. Bunun esas tarafı operatörler. Tamam, çünkü yani ben o zaman aşağı yukarı anlıyorum gençlere ne geliyor. Evet. Bedava bir internet. Operatörleri bu konuda biraz daha bir şey yapmamız lazım. Artık borç oldu size yani. Müjde olarak veremeyeceksiniz şimdi. Evet. Şimdi size borç oldu. Evet, teşekkür ediyoruz. İkinci sorumuz efendim, biraz ses arızasından çok net duyamadık Berlin'i ama ben önümden okuyayım. Tren seferlerinin artırılması için Siemens'te TCDD arasında hızlı tren seti alınma anlaşması yapıldı. İlk aşamada teslim öngörülen 10 yeni tren seti ne zaman alınacak? 96 tren seti için ihale tarihi belli oldu mu? Evet, bu bizim özellikle Siemens'te bu konuda İstanbul tecrübeli bir firma. Siemens tren setlerini yapan bir firma. Tren setleri yapıyor. Bizim bu daha önce bu hizmeti açtığımız Ankara-İstanbul arasındaki hızlı trenin özellikle Halkalı'ya kadar uzanması, İstanbul'un merkezine kadar uzanması buradaki yolculuk talebini artıracak. Bu bir beklenti, bu bir vaka. Bunu şimdiden görüyoruz çünkü şu anda bile yok satıyoruz. Yani uzun önceden sizler de biliyorsunuz, vatandaşlarımız da biliyor. Bu konuda İlave setlerle bu hattı beslememiz lazım ve önümüzdeki yıl devreye alacağımız Ankara-Sivas hattı da yine devreye girdiğinde bizim 2018 tarihinde Siemens'le yaptığımız bir sözleşmede toplam 9 adet yüksek hızlı trenin ilk şeyi partisi, pardon, 10 adet yüksek hızlı trenin ilk partisi 2019 yılı Kasım ayında bize teslim ediyorlar. 2019 Kasım'da 10 yeni tren setini alıyoruz. Kasım'ın. Kalan 9 adet seti de her ay 1 adet olmak üzere 2020 yılı içerisinde teslim edecekler. Bunları hizmete alacağız. Bunlar aynı zamanda bizim tabii bu hatlarda mevcut çalışanların da yedeklemesi olacak. Bizim başka bir düşüncemiz daha var. Bu sisteme biz özel sektörü de sokmak istiyoruz. Yani işletme olarak. İşte cazip mi efendim? İlgilenenler var. Avrupa'da bu tür işletmeciliği yapıp da ilgilenenler var. Geliyorlar. Buyurun gelin işletin. Bizim için önemli olan ulaşımda konfordur, kalitedir, rekabet edebiliyorsanız buyurun gelin yapın. Bu da bir yeni bir şey olarak, hizmet olarak düşündüğümüz, hızlı, yüksek hızlı tren işletmeciliğinde düşündüğümüz bir yöntem olacaktır. Teşekkür ediyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan, editör masada misafirimizdi. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Size kolaylıklar diliyoruz programlarınızda. En kısa süre içerisinde bunların bir kısmı belki gerçekleşmiş olarak sizi tekrar burada ağırlamak isteriz efendim. İnşallah. Ben de teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize buradan saygı ve selamlarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Bu fırsatı bana tanıdığınız için de Anadolu Ajansı'na teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Görevimiz. Teşekkür ederiz. Bir fotoğrafımız var Sayın Bakanım. Bildiğiniz gibi. Gelemek isterim.
Orduya kaçıcı gelişim bilmiyorum. Ama Ordu Karadeniz'in en şirin illerinden birisi. Dolayısıyla Ordu'nun, sivil toplum örgütünün